Koca Sinan'a bağlı Molu ve Oyma Ağaç mahallesinde köpek barınağı yapılacağı haberleri üzerine geçtiğimiz günlerde mahalle sakinleri tepkilerini göstermek amacıyla yolu traktörlerle kapatmıştı. Vatandaşlar dertlerini bu kez İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel'e anlattı. Molu ve Oyma Ağaç mahallesi sakinlerinin İyi Partili isimleri çağırması üzerine Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel ve Koca Sinan Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Yiyen köpek barınağı yapılması istenen bölgeye gitti. Başıboş gezen köpeklerden dolayı sokağa çıkamadıklarını belirten mahalle halkı hayvancılık ve çiftçilik yapmakta zorlandıklarını, köpeklerin tavuklarına, bahçelerine, ekinlerine ve en önemlisi de çocuklarına zarar verdiğini öne sürdüler. Şikayetlerini dinleyen Yücel konuyla ilgili şunları açıkladı. Sayın Belediye Başkanı, bu mahalle halkı hala kendine köy ifadesini kullanıyor. Çünkü vatandaşlar hala buranın orman arazisi, tarım arazisi ve şehrin hizmetlerinin gelmediğinden bahsediyor. Fakat bu arada hayvanseverlerden de en azından şunu ifade edelim. Biz sizden daha fazla hayvanları seviyoruz. Ama otobanın üzerinde hayvan barınağı yapıldı. Hayvanlar o barınaktan çıkıyor. Trafik üzerinde kazaya maruz kalıyor. Köy halkının bahçesine, tarlasına giriyor. Anlattıklarına göre tavuklarına veya vatandaşlarına zarar veriyor. Bu hayvanlarımız bizim sizden daha fazla değer verdiğimiz hayvanlarımız. Bu barınakların daha mantıklı yerlerde, köy alanlarına biraz uzak, barınakta yaşam alanlarının hakikaten kaliteli olduğu yerlerde, ulaşımın da kolay olduğu yerlerde olması lazım. Siz Sayın Belediye Başkanı gelip de bu mahallede Molu'da olsun, Oymaaş'ta olsun bir gün sordunuz mu? Hayvan barınağı buraya yapacağız dediniz mi? Bakın vatandaşları çelişkiye düşürmüşsünüz. Yıllardır bütün Kayseri'nin çöpünü, pisliğini, köpeklerini, arıtması, çöpü, köpek barınağı bakamadığınız, itilmiş gördüğünüz ne kadar yer varsa %75-80 oy aldığınız insanlara, vatandaşlara bunu reva görüyorsunuz. İnşallah bu vatandaşlar önümüzdeki seçimde bunun hesabını size soracak. Alırlar. Bundan sonra bitti. Silme oy bitti bundan sonra. Silme oy çıkmayacak. Bekleyin çıkmayacak. Hizmet istiyoruz biz. Barınak istemiyoruz. Çöplük istemiyoruz. Hizmet istiyoruz. 10 yıldan beri bir tane hizmet yok. Sayın belediye başkanlarımız, siz oya gelmeyecek misiniz? Bütün pislikleri bize reva görüyorsunuz. Yarın seçim zamanı geleceksiniz siz. Bütün Kayseri'nin ve şehrin bütün pisliklerini siz Kayseri'ye reva görüyorsunuz. Bunun hesabı size sorulacak. Siz geleceksiniz. Biz köpek barınağı falan da istemiyoruz. İstemiyoruz. Biz de buraları bırakak gidek. Millet hayvancılıkta, tarımcılıkta yapmasın. Bak bura komple hayvan, tarım. Herkes bırakıyor. İşte fiyat yükseliyor diyorlar. Niye yükseliyor acaba? Çok merak ediyorum yani. Sen bırakırsan ben bırakırsam, öbürü bırakırsa. Evet. Bir amiriniz çıkıyor diyor ki belki yapılmayacak. Bir amiriniz diyor ki elimden geleni sarf edeceğim. Belki olmayacak. Ama ben biliyorum ki siz bunu imar planlarına işledikten sonra bu dönem olmasa da ondan sonraki dönemde gelen belediye başkanları bu fırsatı değerlendirecek. Madem var biz burayı köpek barınağı yapıyoruz diyecek. Bu hayvanlar da otobanın üzerinde barındırma niyetinde olacaklar. Onun için biz vatandaşlara geldik, sorunlarını dinledik. Bu hayvanların barınakların daha mantıklı yerde, ulaşımı kolay yerde, Avrupa standartlarında olması lazım. Biz de sorduk vatandaşlara. İstiyor musunuz? Hayır! 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 Hayır!